Ne veriyor? Yok, hiçbir şey vermeyeceğim amca. Kaç? Hiçbir şey. Ama ben sana nasıl verebilirim bu fotoğrafı? Arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün Sivas'tayız. Kahvaltı yaptım, hazırlandım. Otelden ayrılıyoruz ve birlikte bugün Sivas'ı gezeceğiz. Yıllardır arkadaşlarım bana Anıl sen bağlama da çalıyorsun, gezginsin, Sivas'a daha önce nasıl gitmedin diye diye Sivas'la ilgili ciddi bir merak uyandırdılar bende. Sonunda geldim. Bu noktada ilk izlenimlerim gerçekten çok güzel. Sonrasında da yaptığım araştırmalar sonucunda Sivas'ta görülmesi gereken çok fazla tarihi yapı olduğunu öğrendim. İlhanlılardan, Selçuklulardan şimdi merkeze doğru yürüyorum. Meşhur tarihi Sivas Meydanı'na geldik. Meydanda sizi bu güzeller güzeli valilik binası karşılıyor. Meydanı da bir göstereyim size. Sivas Meydanı burası. Gezebileceğiniz bütün tarihi noktalar aslında burada birbirine inanılmaz yakın. Meydandaki yürüyüşümüze valilikle başladık. Bu arkamda gördüğünüz bina da yine benzer yıllarda yapılmış. O dönemde askeriye kışlası ve jandarma kışlası olarak kullanılmış. Şu an içini gezip göremediğimiz için üzgün olduğum restorasyonda olan bir yapı. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en karanlık, en acı olaylardan bir tanesinin yaşandığı Madımok Oteli'nin önüne geldim. Burası zaten meydana sadece birkaç metre uzaklıkta. 33 yazar, ozan, düşünür ve aydın insanın, iki de otel çalışanının yanarak öldüğü Türkiye tarihinin en acı sayfalarından bir tanesi olan Madımok Oteli. Şimdi bilim ve kültür merkezine çevrilmiş, kültürün, sanatın, insanların yakıldığı bu alan bundan sonraki insanlara ders olsun diye bilim ve kültür merkezine çevrilmiş. Burada olanları ve burada ölenleri unutmamak adına burayı videoma eklemek istedim. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en önemli kongrelerden bir tanesi olan Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın önündeyim. Sivas Kongresi, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan toprakların kurtarılması ve Türk milletinin bağımsızlığı yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Burada alınan kararlarda ülkenin bir bağımsızlık hareketine girişmesi gerektiğini ve Türk milletinin bağımsızlığının ve geleceğinin sadece milletin kendisi tarafından tayin edilebileceğine dair kararlar çıkıyor. Ulusal direnişin ve sonrasında bağımsızlığın bu binada gerçekleştirilen 4 Eylül, 11 Eylül Sivas Kongresi sayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Sivas'a geliyorsanız hem Sivas Kongre binasını dışarıdan güzelce bir incelemeden hem de içine girip müzeyi gezmeden lütfen bu şehirden ayrılmayın. Bağımsızlık mücadelesinde ilk adımı atanları gösterebilmek adına böyle 5 tane bal mumu heykel ve arkasında da Sivas Kongresi'nin toplandığı dönemdeki fotoğrafını yapmışlar. İçerisi çok güzel olmuş. Sivas Kongre binasının tam karşısında Burujiye Medresesi var. Burujiye Medresesi 1271 yılında Muzafferuddin Burujirdi adı biraz zor tarafından yaptırılmış. O dönemin pozitif bilimlerinin okutulduğu bir okul olarak kullanılmış. Burujiye Medresesi'nin hemen yan tarafında da Şifaiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese var.
en görkemli, en güzel yapılardan bir tanesi de Çifte Minareli Medrese. Yine 1271 yılında, fakat bu sefer İlhanlı Veziri tarafından yaptırılan bir medrese burası. O dönemde iki ülkede bu bölgenin kendilerinin olduğunu kanıtlayabilmek adına buraya yatırımlar yapmışlar ve böyle görkemli yapılar, okullar, medreseler inşa etmişler. Çifte Minareli Medrese'nin hemen karşısında Şifaiye Medresesi var. Orası bu iki yapıdan daha da eski. 1217 yılında yapılmış, Anadolu Selçukluları tarafından yapılıyor. Ve Şifaiye Medresesi o dönemin hastanesi olarak kullanılıp dünyanın en eski hastanelerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 3400 metrekarelik bir alana sahip ve Selçuklu döneminden kalan en büyük şifahane Şifaiye Medresesi'dir. Sivas'ta çok hoşuma giden bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Sivas'ın neredeyse her yerinde böyle kağıttan polisler var ve ellerinde yayalar, kırmızı çizgimiz diyen bir pankart taşıyorlar. Bütün yaya geçitlerinin önüne bu maketlerden yapmışlar ve bu sayede Sivas'ta yayalara yol verme kültürü çok güzel bir şekilde oturmuş. Kim adımını atarsa atsın, araçlar ona yol veriyor. Sivas Polis Teşkilatı'nı da, belediyesinde bu güzel çalışmadan dolayı kutluyorum. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir döner tekeri görmedim. Hiç görmedim ama. Bunun yarısı kadar bile görmedim. Yani o kadar büyük. Meşhurmuş zaten. Türkiye'de döner seven herkes biliyormuş burayı. Biz de döner yemeye geldik. Çok güzelmiş. Soğan, pide, et, böyle dürüm yapıp yemek gerekiyormuş. Bir de herkes de aynı şekilde gördüm. Pul biber atıp karıştırıyor herkes. İşin olayı buymuş. Anıl abi hoş geldin. Gök Medrese yine Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılmış. Yine 1271'e tarihleniyor. Ya her şeyi 1271'e tarihleyelim gitsin mi dediler, yoksa gerçekten hepsi 1271'e mi tarihleniyor bilmiyorum. Gök Medrese o zamandan günümüze kadar en güzel korunmuş yapılardan bir tanesi. Üzerindeki işlemeler, kapı girişindeki motifler, hayvan motifleri, çiçek motifleri henüz resmi olarak açık değilmiş ve odalarda telefonla dahi fotoğraf ya da video çekmek yasak. Eğer buraya gelirseniz o odaları gezin. Buranın tarihine dair çok güzel anlatımların olduğu, çok güzel fotoğrafların olduğu bir müze hazırlamışlar. Ve bu güzeller güzeli manzaradan ayrılıyoruz şimdi. Son durağımız olan Ulu Cami'ye gidiyoruz. Sivas'ın sembollerinden bir tanesi olan ve bu gezdeki son yerimiz olan Ulu Cami'ye geldik. Ulu Cami'nin özelliği minaresinin yamuk olması. Minare bu tarafa doğru yamuk, o balkonumsu yerinden sonrası düz, o sayede herhalde ağırlığı dengelemişler. Ama zaten baktığınız zaman ne kadar yamuk olduğu görünüyor. Umarım burası yıkılmaz da bu güzelliği görmekten mahrum kalmayız. Eğer bir gün bir deprem, bir sıkıntı sonucu bu minare çökerse 1000 yıllık Ulu Cami'nin üzerine çökmüş olacak. Öyle üzücü bir tarafı var. Umarım çökmez, devri daim olur bu yamuk minarenin.
burası neredeyse diğer bütün camilerden daha serin, daha büyük ve daha eski. Çok ayrı bir havası, çok ayrı bir atmosferi, enerjisi var. Simit ne kadar kardeşim? 2 lira abi. Ne kadar? 2 lira. Satabildin mi bugün? Evet. İyi miydi? İyi, maşallah. Kolay gelsin. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Maşallah sana. Hadi kolay gelsin. Teşekkür. İşin bol olsun. Ve ben şimdi kalacağım otele, Otel Keykabus'a geldim. Birazcık dinleneceğim. Akşam sizi çok güzel, çok özel olduğu söylenilen bir yemek yemeye götüreceğim. Şimdi birazcık dinlenme zamanı. Evet, yerlilerden aldığım bir diğer tavsiye de Sivas kebabı adında bir yemeğin olduğuydu. Onun için de Galip Usta'ya git, orada ye dediler. Hazırlandım, motora atladım, geldim. Şimdi Sivas kebabı yiyeceğiz akşam yemeğinde. Anladım. Bu şimdi sana çok büyük gelecek. Öyle mi? Geldiği zaman görürsün, tepkinle merak ediyorum. Normalde bir kişi için değil mi? Normalde bir kişi. Bizim porsiyonlar büyük öbürlerine göre. Ha, tamam. Peki, öğrenmiş olduk. Bakalım abi, eyvallah. Abi söylemişti. Yani inanılmaz bir tabak var. Patlıcanlar, etler, pirzolalar, patatesler, biberler, sarımsaklar. Yani rüya tabağı gibi aslında ama biraz fazlaymış. Evet. Şöyle göstereyim. Yani bu alttaki ekmeği ve lavaşı bırakmak zorunda kaldım maalesef ama arkadaşlar çok uzun sürüyor bu yemeği yemek. Bunu yiyecekseniz hem aç olduğunuzdan hem de zamanınız olduğundan emin olun. Yaklaşık yarım saat hazırlanma süresi var. Sonra yemesi de bir saat alıyor. Bir saatten biraz daha fazla alıyor diyebilirim. Böyle enerjiniz olması lazım. Yorgun yağ falan yenecek bir yemek değil. Yola çıkmadan önce Anıl Sivas köftesini burada bir yiyeceksin, aklından çıkmayacak bir daha diye İzzet Usta'nın yerine geldik. Başaran köftecisi olarak görünüyor zaten internette. Sivas köfteyi burada yiyip sonra yola çıkmaya geldim. Mustafa abi dedi ki burada Sivas köfteyi yemeden ayrılmaman lazım. Yola çıkacaktım birkaç saat önce. Burada servis başlasın da köfte yiyeyim diye bekledim. Saat şu an 12'ye geliyor neredeyse. Bakalım köfteyi bekliyoruz. İnanılmaz güzel bir ayranları var. Ekşi şöyle bir şişede ağzında ekstra bir kapak olmadan yapıyorlarmış. Üstü kaymak tuttuğu için eğiyorsun, dökülmüyor. Sonrasında şöyle karıştırıp bu ekşi ayrana ulaşabiliyorsunuz. Şahane. Sivas köfteyi burada yiyin. Şahane. Abi gerçekten çok güzel. Şahane bir yemeğin daha ardından Sivas videosunu noktalıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni gezilerimle maddi olarak desteklemek isterseniz hemen abone ol butonunun yan tarafındaki katıl butonuna bir bakıp beni aylık olarak destekleyebilirsiniz. Bu sayede çok daha keyifli ve çok daha üretken geziler yapabilirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Sivas'ın meşhur Eğri Köprüsü'nden size veda ediyorum. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoda görüşmek üzere.